Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Ethereum'un 4 Ağustos'ta yani yarın alacağı güncellemeyi sizlere hatırlatmak istedik. Biliyorsunuz 4 Ağustos'ta Ethereum her ne kadar madenciler istemese de, her ne kadar benim çektiğim videolarda madenciler bana ateş püskürse de 4 Ağustos'ta beklenen güncellemeyi alacak. Bu güncellemede ne olacak? Hemen belirtelim. Madencilerin gelirleri en az %30 oranında düşmüş olacak. Bu düşüşün ardından ise madenciler yavaş yavaş ekran kartlarını satmaya başlayacaklar. Ya da ne yapacaklar? Farklı coinleri kazmaya başlayacaklar ama bakacaklar ki farklı coinlerde Ethereum'daki kadar para yok. O zaman diyecekler ben bununla uğraşmak yerine ekran kartlarımı satayım daha iyi. Dolayısıyla ne olacak? Bu şekilde ekran kartlarının fiyatları da en azından ikinci el için söylüyorum düşmüş olacak. Normalde Ethereum güncellemesi geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacaktı. Fakat Ethereum'un kurucu ortaklarından bir tanesi dedi ki biz bu güncellemeyi 4 Ağustos'ta yapalım. Dolayısıyla böyle bir 2 hafta gibi bir gecikme söz konusu oldu arkadaşlar. Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın Ethereum'un Londra güncellemesi ana ağda aktif edilmiş olacak. Ana ağda aktif edilmesiyle birlikte Ethereum da aynı Cardano gibi bir sisteme kavuşmuş olacak ki bu sisteme POS diyorlar. Proof of Stake olarak geçiyor. Bankalardaki böyle faizcilik sistemine benzetebiliriz aslında. Belli bir miktarda Ethereum kilitliyorsunuz. Sizin kilitlediğiniz Ethereum'lar üzerinden işlemler gerçekleşiyor ve kilitleme ayınıza göre 30 gün, 60 gün, 90 gün yani bu çeşitli vadeler var farklı platformlarda. Süreye göre belli miktarda Ethereum kazanacaksınız. Tabi burada sizin kilitlediğiniz Ethereum miktarı da önem arz ediyor ki en az 32 Ethereum diyorlardı. Günümüzde de 32 Ethereum'un hayır büyük bir meblağa denk geldiğini söyleyebilirim. Şu anda ben bu videoyu çektiğim sıralarda Ethereum yaklaşık olarak 2500 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla 32 Ethereum'un yaklaşık olarak 81 dolara denk geldiğini söyleyebiliriz. 80 bin dolar da hani doları biz böyle 8 liradan bile hesaplasak 640 bin Türk lirasına denk geliyor ki ben de sanmıyorum yani bizi izleyen izleyicilerimiz arasında 32 Ethereum'u olan var mıdır, kitleyecek midir, madencilik mi yapıyordur düşünmüyorum açıkçası. Genelde bizi izleyen kitle şu, bir iki tane bilgisayarı var ya da laptopundan madencilik yapıyor ya da belli birik kurmuş işte 4 kart, 8 kart vesaire. Gelen parayı bozdurayım, yiyeyim bu kafadaki adamlar. Bunlar da işte diyor ki ya benim gelirim düşmedi. Ben 20 dolar kazanıyordum. Hala 20 dolar kazanıyorum. Adama diyoruz ki ya kardeşim Ethereum bazında gelirin düşüyor. Diyor ki Ethereum bazında gelir düşse ne olur? Dolar bazında işte hala gelirim ayrı. İşte bazı şeyleri idrak etmekte zorluk çekiyor arkadaşlar. Ama olsun sıkıntı yok. Sonuç olarak artık Ethereum madenciliğinin sonu geliyor. Her ne kadar istemeseniz de. Her ne kadar ben bunları söylüyorum diye kızsanız da. Arkadaşlar kaçınılmaz sona çok yaklaştık. Artık saatleri sayabiliriz. Ne olacak? İlk etapta siz gelirlerinizin yaklaşık olarak %30'unu kaybedeceksiniz. Sen şimdi diyeceksiniz ki ya %30'unu kaybedeceğiz ama Ethereum yükseleceği için bizim gelirlerimiz yine aynı kalacak. Böyle bir durum değil arkadaşlar. Normalde nedir? Ethereum yükseldiği zaman senin gelirin de yükselmesi lazım değil mi? Mesela altın yükseldiği zaman ne oluyor? TL bazında gelirin artmış oluyor. Ama burada ne oluyor? Ethereum yükseliyor. Ama senin kazancın azalıyor. Dolayısıyla gelirin aynı kalıyor. Bu da sana olumlu bir şekilde yansımış olmuyor. Ki bu bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte POW dediğimiz Proof of Work tamamen sona erecek. Dolayısıyla sizin Ethereum kazançlarınız da dibi görmüş olacak. Ben o zaman ne yapacağım diye düşünmeyin. Daha önce bir video çektik. Ethereum yerine kazılabilecek coinleri sizlerle paylaştık. Dilerseniz o videomuza göz atarak kazılabilecek diğer coinleri görebilirsiniz. Zaten bu işle az çok ilgileniyorsanız eğer kazılabilecek diğer coinlerden de haberiniz vardır diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi Ethereum madenciliğinin sonu artık geliyor arkadaşlar. Bunu siz kabul etseniz de etmeseniz de 2022 sonuna kadar Ethereum madenciliği devam edecek deseniz de artık bu iş sona ermek üzere. Benim size tavsiyem şu anda kazmış olduğunuz Ethereum'ları direkt bozdurmak yerine elinizde tutmanız. Eğer elinizde tutarsanız ne olur? İleride bir gün Ethereum değerlenirse ki ben size 2 sene
bir süre veriyorum. Ethereum'un böyle bir 10.000 dolar seviyelerine çıkması için. Yani benim düşüncem 2 sene sonra Ethereum'un 10.000 dolar seviyelerine çıkacağı yönünde. Dolayısıyla burada elinizdeki Ethereum'u hemen bozup, tabii çok acil paraya ihtiyacınız varsa bir şey diyemem ama elinizdeki Ethereum'u hemen bozup harcamayın derim. Koyun bir köşeye dursun. Sonrasında dediğimiz gibi değerlenince bozdurursunuz. En azından şöyle bir yöntem izleyin. Kafanızda bir eşik belirleyin. Deyin ki işte atıyorum Ethereum 5.000 dolar olmadan ben biriktirdiğim Ethereum'ları bozmayacağım. Dolayısıyla kafanızdaki bu eşiği geçtikten sonra Ethereum'u bozdur. Ama diğer taraftan diğer coinlere baktığımız zaman direkt kazdığınız miktarı bozabilirsiniz. Çünkü diğer coinlerde Ethereum gibi bir gelecekten bahsetmek çok doğru olmayabilir. Çünkü bunlar proje anlamında da çok böyle aman aman yenilikler vaat etmiyor. Ethereum ise kendini ispatlamış. Üzerinde binlerce proje mevcut. Dolayısıyla burada sizin Ethereum yerine farklı bir coin kazıp onu bozmadan elde tutmanız, ne bileyim, bana çok da böyle aman aman mantıklı gelmiyor. Atıyorum Raven coin kazıyorsanız şimdi kazdığınız miktarı bozdurabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte yeni kripto videoları çekmeye devam edeceğiz. Fakat bunun öncesinde size ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu içeriğimizdeki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben sadece görüşlerimi aktardım sizlere. Size tavsiyem, kripto para piyasasında kaybetmeyi göze alamayacağınız meblağlarla işlemler yapmayın. Atıyorum böyle ya bu para bende olsa da olur, olmasa da olur diyorsanız burada tercih sizin, ama kalkıp da biz neler duyuyoruz? Kredi çekip kripto para piyasasına girenleri duyuyoruz. Ve bunlar çeşitli marjin işlemler yapıyorlar, biliyorsunuz. Short yapıyorlar, long açıyorlar vesaire. Orada da parayı kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla şunu demeyin ya, parayı nasıl kaybeder hepsini demeyin arkadaşlar. Kaybetmenin yolları da var. Yeter ki siz kaybetmek isteyin. Her türlü kaybedecek yol buluyorsunuz. Dediğim gibi sitemizde ve YouTube kanalımızda yer alan kripto para içeriklerinin hiçbirinde yatırım tavsiyesi yok arkadaşlar. Zaten yorumlardan okuduğum kadarıyla da kimse yatırım tavsiyesi şeklinde bakmıyor olaya. Daha çok böyle işte yok sen bilmiyorsun, biz biliyoruz. Sanki siz Ethereum'un kurucu ortağının ortaklarısınız gibi böyle bir havaya girmişsiniz. Yok şöyle güncelleme gelecek, böyle gelirler artacak, yok 2022'ye kadar devam edecek. Sanki gizli sözleşme imzalamışsınız gibi havalara girenler de var. Bunu da gözden kaçırmıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.